Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kirazdan komposto tarifi yapacağım arkadaşlar. Kışlık komposto şişe kaynatmayacağız. Çok pratik bir yöntemle, pratik bir şekilde hazırlayacağız arkadaşlar. Dilerseniz sizleri bekletmeden yapımına geçiyorum. Burada 2 kilo kirazım var arkadaşlar. Kirazın çekil saplarını ayıklayarak başlıyorum. Saplarını ve içinde çürükleri varsa ayıklayalım. Kirazlarımı saplarından ayırdım arkadaşlar. Bu sapları da atmayalım, kurutalım, bir kavanoza koyalım. Kışın çok güzel çay oluyor. Ihlamurla ya da diğer bitki çaylarıyla karıştırıp çok güzel çayını demleyebilirsiniz. Şimdi kirazımı 2-3 kez yıkayacağım. Sonra yapımına geçiyoruz. Kirazımı 2-3 kez yıkadım arkadaşlar. Kenara alıyorum. Tencereme 2 litre soğuk su alıyorum. İsterseniz sıcak su da ilave edebilirsiniz. Litre suyuma 2 su bardağı şeker alıyorum. Şekerini de eksiltme veya artırıp yapabilirsiniz arkadaşlar. Benim için 2 su bardağı yeterli. Şimdi ocağımı alıyorum. Suyunu öncelikle kaynatıyorum. Kavanoz kapaklarımızı 5 dakika kaynatalım. Suyum fokur fokur kaynamaya başladı arkadaşlar. Şimdi kirazlarını ilave ediyorum. Şöyle yavaşça dökelim. Elimize su sıçrayıp yakabilir. Şöyle yavaş yavaş, acele etmeden kirazlarımı ilave ediyorum. Şimdi kaynatmaya bırakıyorum. Kaç dakika kaynattığımı sizlere detaylı olarak söyleyeceğim arkadaşlar. Kompostum kaynamaya başladı arkadaşlar. Kirazını döker dökmez dakika tutmaya başlamadım. Bir 4 dakika kadar kaynamıyor. Suyu biraz soğutuyor kirazı dökünce. Şimdi kaynamaya başladı. Dakika tutmaya başlıyorum. Kompostumu tam kaynamaya başladıktan sonra 2 dakika kaynattım arkadaşlar. Bu kadar yeterli. Fazla da patlamasın. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum. Kavanozlara koymaya geçiyorum. Hemen hiç bekletmeden sıcak sıcak koyalım arkadaşlar. Yarım litrelikten 4 tane kavanozum var. Koymaya geçiyorum. Böyle suyuyla kirazını eşit şekilde koyalım. Sıcak sıcak kapaklarını kapatmaya geçiyorum arkadaşlar. Bu arada lütfen sıfır kapak kullanalım. Şöyle kapağı ilk önce bu yana 2-3 kez döndürelim. Sonra da tekrardan sağa döndürelim. Önce sol, sonra sağ yapalım. Kapak güzelce otursun dişleri. Sıkı sıkı kapatalım. Böyle hala tık tık dönüp de diş atıyorsa o kapağı kullanmayalım arkadaşlar. Özellikle her videomda bunu söylüyorum. Kapaklarını sıkı sıkı kapattıktan sonra kavanozlarımızı ters çevirelim. Bu arada çok sıcak arkadaşlar. Kavanozlarımızın üzerini kalın bir bezle sıkı sıkı kapatalım. Kapakları güzelce vakumlansın arkadaşlar. Like atıp kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Diğer kanalıma da abone olursanız çok çok sevinirim. Bugünlük tarifim bu kadar. Paylaşmayı, yorum yazmayı, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.